Merhabalar yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Ne dedik? Yayılı yükü bileşkesini bulurken bu yayılı yükün ifade edilen yayılı yükün ağırlık merkezini, geometri merkezini buluyoruz ve bu şeklin alanını buluyoruz. Diyoruz ki bu alan büyüklüğünde ağırlık merkezinden geçecek tek bir bileşik kuvvet tekil yük şeklinde etkirmiş gibi düşünüyoruz. Peki burada Diamond alanını hesaplamayı bilmeyebiliriz ama dikdörtgenle üçgenin alanını hesaplamayı biliyor olabiliriz. Peki o zaman ne yapacağız? İkiye ayırabiliriz. F1 ve F2. F1 yukarıdaki üçgenin, F2 de aşağıdaki dörtgenin ağırlık merkezinden geçen tekil kuvvetler. Peki hesaplıyoruz hemen. 225 Newton ve 450 Newton. Biz zaten yine şeyi de görmüştük. F1 ve F2'nin herhangi bir noktadaki momenti yine F'nin o noktadaki momentine eşit olurdu değil mi? Dolayısıyla biz 225 Newton'un ve 450 Newton'un A noktasına olan uzaklıklarını zaten biliyoruz geometriden. 4,5 metreye değil mi? 3 metre olacak. Ne yazayım da nasıl olduğunu? Basit geometri bilgileriyle yani bunların uzaklıklarını buluyoruz. Peki bu iki kuvvetin a noktasına momentini buluyoruz, tamam mı bulalım. O da fr'nin yine a noktasına olan momentine eşit olacak. Çok basit bir şekilde fr'nin a noktasına olan mesafesini dolayısıyla bu yamon ağırlık merkezinin A noktasına olan mesafesini biz bulmuş oluyoruz. FR nedir? Bunu niye 675 yazdım? Çünkü 225 Newtonla 450 Newton'un toplamıdır efendim. olayın mantığını bu şekilde anlıyoruz yani. Düşünün şimdi burada nedir? B noktasına 50 Newton uygulanıyormuş. A noktasına da örnekte 100 Newton uygulanıyormuş. Yanmamın başıyla ucunu bize o şekilde vermiş. Evet yeni problemimizde bize doğrunun denklemini vermiş. 800 x Pascal yani metrekareye veya milimetre kareye 800x Newton'luk bir kuvvet etkiyormuş. Diğer birimler metre olduğu için bunu da metreden yapacağım. Peki biz alanı bulalım önce. Çubuğun alanı 9 x 0.2'den 1.8 metrekare. Ayrıca bu 1.8 metrekareyi 800x ile çarparsak ne olur? 160x Newton/metre olur. Yani bu oluşacak üçgenin alanı 160x Newton/ bölü metre ee, mi? Evet, öyle. Sıfır dedik. Başı. Sonu 9 metre. Eee, denklemi biliyoruz. Fr nedir? Şimdi denklemi biliyoruz ya. Her bir metrede şöyle düşünün burada. 160, 160 gidiyor artarak. Tabii, doğru olduğu için ve ım, üçgen olduğu için. Sonunda 9 çarpı 160'dan bir bize değer geliyor. Newton değer Yani 9 metrede bu alanın uyguladığı gerilme ile sıfırda gerilmeyi biliyoruz. Efre'yi bu şekilde hesaplayarak sonucu buluyoruz. Şimdi ağırlık merkezinin hesabına bir de şu şekilde yapacağımız örnekle görelim. Bunu seyredin konuşmayacağım çünkü güzelce Çizeceğim Tane tane çizeceğim Daha sonra bunları zaten çok kolay bir şekilde ararsanız internette Grafikleri vermez Üçgenin ağırlık merkezi nedir dikdörtgenin karenin Yamun Buna benzer sık kullanılan Şekillerin ağırlık merkezleri veriliyor Fakat verilmezse veya bilmezsek unutursak ne yapacağız? Bu şekilde benim çizdiğim şekilde integrasyonla bunu bulabiliyoruz. Üçgende küçük bir alanı belirleyelim. Bu alana DF diyelim, tamam mı? Üçgenin alanına da F diyelim indirgeyeceğiz bak o büyük alanı küçük alana nasıl indirgeyeceğiz Bu alanın genişliği w olsun ve bu alanın merkezinin tabana olan uzaklığı y olsun Şimdi neydi tavanla taban arasındaki uzaklığa ne dedik? Haç dedik zaten dik uzaklığa. Oraya da şuraya da y dersek o üstteki kalan yer ne olacak? H eksi y değil mi? Bizim seçtiğimiz alanın genişliği de W'ydu. Ağırlık merkezinin koordinatları A ile B idi. Peki bu seçtiğimiz alanın yüksekliği DY diyelim. DF alanının yüksekliğini DY diyelim. Y doğrultusunda bilmediğimiz herhangi bir yükseklik küçük. F alanı da bizim büyük F alanı içerisinde seçtiğimiz herhangi bir DF alanı. Ağırlık merkezi koordinatlarını şu şekilde bulabiliriz. B deriz Sx bölü F. A deriz Sy bölü F. Sx nedir? F alanının X etrafındaki momenti. Yani F çarpı nedir? B eşittir. Bunun X etrafındaki momenti olur mu? Çünkü evet ağırlık merkezinden olur zaten yazarsak yerine B eşittir B olur. Ama buradan bir yere vereceğiz. bak. DF'nin alanı ne olur? V çarpı DY olmaz mı? Genişliği V olan, yüksekliği de DY olan bir üçgenin, pardon bir dikdörtgenin alanı ne olur? V çarpı DY olur. Peki bu üçgenin tabanı C dersek, yüksekliği de H'tı, e, alanı ne olur? CH bölü 2 olur. Peki bizim koordinat sistemimizin tabanından tavanına giderken ne oluyor? Değişkenimiz, yükseklik değişkenimiz Y'dir. Yani integral F, Y, df olarak biz bunun yüksekliğin alana göre değişimini ifade edebiliyoruz. Df nedir? V çarpı D, Y'dir. Tamam. Benzerlikten de biz h eksi y bölü h eşittir w bölü c deriz. Buradan da w çekeriz. Peki. Sx nedir? Y çarpı V çarpı DY'dir dedik. Buradan da W'yu çekeriz. Bir çok bilinmeyeni bu sayede bak nasıl yok ediyoruz ve sıfırdan h yüksekliğine gidene kadar c bölü h tam sayı olur. Değişken değil çünkü c ile h. h çarpı y eksi y kare dy olur. c bölü h'ı da integrasyon tam sayı olduğu için dışına atarız. h y eksi y kare dy Evet, yüksekliğe bağlı bizim integralimizi buluyoruz. Şimdi, haşken ne oluyormuş? Sıfırken ne oluyormuş? Bunları yazıyoruz. Evet. CH küp bölü 6 H. H'lar götür. CH kare bölü 6. Demek ki CH kare bölü 6 yüksekliği H taban genişliği C olan üçgenin x eksenine göre momenti oluyor. Ya Peki momenti bulduk. B'yi bulalım. Yani ağırlık merkezinin koordinatının x eksenini olan mesafesini bulacağız. H bölü 3? Gördünüz mü? Evet. Demek ki h bölü 3 mesafesindeymiş. G'nin tabana olan uzak. Yani x80'ine olan uzaklık. Şimdi ağırlık merkezi G olan şekli belli olmayan bir cisim var. Bunun alanına F diyelim. İkiye ayıralım. Bu iki cismin ağırlık merkezleri G1 ile G2 ve alanları da F1 ile F2 olsun. G'nin y ve x'e olan mesafelerini A ile B diyelim. Şimdi şöyle bir örnek var. Onu çözmek istiyorum. Bu şekildeki cismin ağırlık merkezini biraz önce gördüğümüz yöntemle bulalım. Tamam mı? İkiye ayıralım. Ayırdık. Evet, çok güzel. Çok güzel. G1 diyelim. G2 diyelim bunların ayrı ayrı ağırlık merkezlerini. Aslında o nokta olan G orada olmaz değil mi? G1 ile g 2 kesen doğrunun üzerinde olur. Ağırlık merkezi. Bunlar lise bilgileri yap. İki alanı bulduk. Nedir? 2 çarpı 4. 2 çarpı 4. Toplam alan F1 artı F2'den nedir? 16 santimetre kare. Gördüğünüz bu kadar basit ağırlık merkezi hesabını 2 dakikada F1 artı F2 eşittir. F M1 artı M2 eşittir. M0 formülünün ve integral, integral hesaplarını kullanarak e, nelere geldik ya? Ne kadar harika değil mi? Başka bir videoda görüşmek üzere. Biraz beğenin, abone olun, tepki verin de yani izliyorsanız iyi günler. İyi günler kıymetli arkadaşlar. Hoşçakalın.